Hoş geldin Yiğitcan. Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra yine bir YouTube kanalında beraberiz. Evet, şifreyi unutmadığımızı göstermek istiyorduk birazcık. Şimdi bize oldukça fazlasıyla sorular geliyor. Hem kişisel hesaplarımızdan hem sosyal medya hesaplarımızdan. Buna yer yer tabii ki hani storylerle olsun, postlarla olsun toplu cevaplamaya çalışıyoruz ama her zaman da aslında o an doğru cevabı doğru kişiye ulaştıramıyoruz. Buradan toplu cevaplar halinde bilinmeyenler, gerçekler ve cevaplar olarak vereceğimiz bir seri oluşturacağız. Tabii ki bu eğlenceli içeriklerin dışında öğretime de birazcık daha abartalım ve hani tam iliklerine kadar indirelim eğitimin diye düşündük. Ben çizerken çok heyecanlandım. Onurcan da bayağı heyecanlandı. Çok keyifli olacak. Yani bizi sağma eğitimi gibi bir şey. Yani sağma. Yiğitcan'la Onurcan'ı sağıyoruz. Peki bu Easy Mix nasıl çıktı? Nedir Easy Mix? Easy Mix nedir? Easy Mix Twins Cocktail Lab'ın lab bölümünün ürünüdür. Ürünleştirilmiş halidir. Yani likitleştirilmiş Twins'tir Easy Mix. Bizim senelerdir kendimize kattığımız bütün bilgi, deneyimin likit olarak damağınızda hissettiği halidir. Yansımasıdır yani. 5 duyunuzu birden harekete geçirilebilecek bir konsept tasarladık. Easy Mix'lerin sunumlarını 4 senedir yapıyoruz. Sadece danışmanlık noktalarımıza yapıyorduk. Uluslararası olan bir pandemi söz konusu. Biz de tabii ki hani seyahatlerimizi yapamadık. Etkinliklerimiz, organizasyonlarımız birazcık bakış açımızı daha çok değiştirmek istedik. İlk pandemide bunu çıkartmadık. Çünkü biz hali hazırda bunun satışını yapıyorduk. Eğer ki ilk izolasyonda bu ürünü alıp satışa çıkartsaydım bu şekilde bir branding, işte konsept, bütün duyulara hitap edecek tarzda bizi anlatan kimliğe büründürememiş olacaktım. Diğerleri gibi paket servis yapıyorum olacaktı. Twins'in işi bu zaten ya. Hani biz restorandır şey değiliz ki, biz bir ghost kitchen'ımız var. Üretimhanemizin içinde kurduğumuz bir hayalet barımız var. O hayalet barın ürünlerini çıkartıyoruz. Bar burada aslında. Kafanın içinde. Ben her gün evde shaker sallıyorum kafamın içinde. Mayıs ayında atıyorum çıkartsaydım böyle beni tatmin etmezdi. Kimseyi tatmin etmezdi. Bize de yakışmaz. Zaten o mükemmelliyetçi kafa yapısı oradan geliyor. Görsel tasarımı yazın bitmişti zaten. Tabii ki. Yani tabii 7 ay oluyor bir kere. Yani. Laboratuvar testleri, kurumsal kimlik çalışmaları. İşte bunun zaten Magnum'un difrizleri vardır ya kocaman. İşte camlı. İşte marketler için bunları yapmak, market araştırmaları yapmak, pazar araştırmaları yapmak, bunların patentlerini almak, Easy Mix kimliğinin patentini almak, diğer bütün mixlerin patentlerini almak. Zaten uzun şeyler. Yani laboratuvardan ürünleri çıkarttık. Dünyada bir muadili yok şu anda. Tabii ki çok olacak. Her şeyi zaten nasıl paylaşıyoruz? Bunun da her şeyini paylaşıyoruz. Tabii ki taklit edilecek. Ama zaten taklit edilmesi lazım ki Easy Mix, Easy Mix olsun yani. Nasıl Twins, Twins oldu. O Easy Mix de öyle Easy Mix olacak. O zaman herkes diyecek ki yani bu iş Easy Mix'ten geçer. Easy Mix olması lazım. Premix mi? Easy Mix. Oradan alalım. Zaten şu anki şeylerde bizim asıl odağımız restoranlar, barlar, oteller. Bu sene için özellikle 2021 planlarında marketlerde çok fazla var olmak istemiyoruz. İnternet satışlarımızdaki olan konseptlerimizi bize ulaşmak isteyenlere özellikle en iyi şekilde ulaştıracağımız Avrupa'nın, yani Türkiye demeyeceğim, Avrupa'nın en donanımlı üretimhanesini kuracağız. Ar-Ge'si içinde olarak da. Keyfi bir bar alanı da kurabiliriz. Çekimlerimizin bazısına da işte bir bakarsınız 5 ay sonra artık oradan yayın yapıyoruz. Ufak ufak laboratuvardan görüntüler de yaparız. En iyi malzemeyi en iyi şekilde işleyeceğimiz sıfır oksijenle, sıfır koruyucuyla, sıfır kimyasalla üretimimizi devam ettireceğimiz butik bir laboratuvar kuracağız. Ben peki mesela bu Easy Mix'ten içtiğimde şunu söyleyebilir miyiz? Senin elinden kokteyl içmek mi aslında Easy Mix? Kesinlikle. Ya Onurcan'dan ya benim elimden içiyormuşsun hissine kapılacaksın. Mantık da bu. Neden olduğunu söyleyeyim. Şimdi biz incik cincik her şeyimizi paylaşıyoruz ya. Yemeğin de aynı şekilde, içkinin de aynı şekilde, smoothie'nin de, detoksun da. Biz her şeyini paylaşıyoruz. Hem YouTube'da veriyoruz da danışmanlığını veriyoruz yani. Otellere, restoranlara, kokteyl barlara, konsept danışmanlığı adı altında. Her şeyi incik cincik yazıyoruz. 1 CL, yarım CL, 3,5 CL, 4,5 CL vesaire. Ya benim 3 CL'imle senin 3 CL'in tutmuyor. İşte mesela bak Jigger. Jigger'ları artık işte özel yaptırdık bunları. Üstünde bak buçuk, çeyrek vesaire her şey yazıyor. Her tarafında. Özellikle şeffaf. Hatta bunu internet sitesine falan da koyduk. Yapsın. Ya yarım CL. Bak belli ya çizgisi var. Ya altında ya üstünde. Ulan çizgide kalacak. Zaten bir de bunda efor var. İlk başlangıcında bu standart sorunları, standartizasyon sorunları bize şurup şirketimizi kurdurttururdu. Ne yaptık? Biz dedik ki likör kullanımlarında zaten kostlardan dolayı bunu dedik ki şuruplara, cordial'lara ya da tincture'lara çevirelim. Tamam mı? Tamam. İşte 300 liraya alacağın likörü sen vodka bazlı bir şey yap.
likörü komple reçeteden çıkar. Onun yerine likörde olacak aromaları, aroma için kullanıyorsun çünkü likörü. Likörü yoksa alkol seviyesini düşürmek için kullanıyor olamaz. Eğer öyleyse zaten büyük bir yanlış var. Hemen vazgeç. Onun yerine birazcık daha meyve suyu koy ve dengelemek için cordial koy. Şurup koy. Şurup tariflerini de paylaşıyoruz. Bak şurup tariflerimizi paylaşıyor. Ya biz bunun ticaretini yapıyoruz ya. Dünyanın dört tarafına yolluyoruz ya. Bunu hala bak yaptığım işin tarifini paylaşıyorum. Tamam mı? Tabii ki kendime rakip yaratıyorum. Ben yaratıyorum. Bizim yanımızdan çıkan çocuklar oluyor. Hani onlar da bir şeyler deniyor. Ya dünya kocaman ya. Bütün işleri biz yapacağız diye bir şey yok ki. Bizi tercih eden bizi tercih etsin. Onları tercih etmek isteyen onları tercih etsin. Onlar bizi alsın başlarına geçirsinler. Çok daha iyi olsunlar gitsin. O zaman derim ki ulan helal olsun ya. Bizden farklı bir şey yapmışlar. Onu görmüşler, geliştirmişler. Hele zaten temelin üstüne atıp da başka bir yere götürüyorsa helal olsun. Gönlük'teki seminerde sanırım demiştim. Birileri bizi zorlasın ki biz daha iyisini yapmak için bizim de bir nedenimiz olsun. Ne olur zorlasın. Yani keşke. Bize rakip gelsin ya. Rakip de değil yani. Rakip değil ya. Challenging bir durum olsun yani. Bizle yani mücadeleye girecek bir şey olsun. Çok basit. Bu birazcık yanaşmaya bakıyor ya. Azıcık timize yanaşın ve oradan şeyini yapalım. Birlikte o da büyüsün, ben de büyüyeyim. Ben bir ödüm önüme gideyim, bir ödüm onlar öne gitsin. Böyle 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 zaten pazar gelişir. Ya pazar da çok büyük yani, anladın mı? Ben sana satacağım ürünü, o da gider ona satar. O da başkasına satar. İkisinden de al. Dünyaya baktığın zaman Napoli pizzası. Her yerde bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Napoli'ye gidip Napoli pizzası yiyenler de var. Ama burada da var yapanlar. Böyle pazar oluşturulur yani. Sen Napoli pizzası diye bir şey biliyorsan Napoli'de birisi yapmış ve birileriyle paylaşmış demek ya da çalınmış. Ama şimdi tüm dünyada yapılıyor. Ben de ne güzel Premix. Premix var ya. Ben EasyMix'i nereden alabilirim? Ya EasyMix'i nereden alabilirsin? Öncelikle twinsmutfak.com bizim e-ticaret sitemiz. Orada hem EasyMix'ler hem Twins Lab'in diğer ürünleri, aynı zamanda bar malzemeleri ve barter'lar olacak. Oradan direkt alabilirsiniz. İstanbul yakın lokasyonlar kuryeyle hızlı teslimat isteniyorsa, tabii hani Twins Mutfak'tan da kuryeyle teslimat var ama Foodie de varız. Onun dışında tekerlerimiz var. Yani gurme tekerler diye geçiyor bunlar. İşte Maça Tekel, Maça Sprit diye bir Instagram hesapları var hatta. Doğa Şarküteri Etiler'de ve Dekante İstinye Park'tayız. Hatta orada arada tadımlar yaptırılıyor. Hani Dekante İstinye Park'a gidip ben EasyMix tatmak istiyorum derseniz onlar size seve seve bunu tattıracaktır. Hatta Twins'ten bir barmen arkadaşımız da orada olabilir yani. İşte bu çekime başlayalı aşağı yukarı 20 dakika, yarım saat gibi bir şey oldu yani. Bu hani bu ürünler 20 dakikadır, 25 dakikadır dışarıda en az. Yani bunlar hafif o şoklu etkisi çıktı ve çözülmeye başlıyor. Ben bunu laboratuvardan ölçtürdüğüm zaman bunun 7 gün raf ömrü var. Biz buna hepsine 2 gün raf ömrü belirledik. Yani bunun asitlik derecesini taze anında sıkılıp onu şişeye getirene kadar taze bir şekilde. Çünkü özel şoklama üniteleri var. Oksijen olmayan dolum alanları var. Bunların içinde o tazelikle beraber hızlıca şoklayıp hiçbir bakteri üremeden, hiç sıfır oksijenle en taze kalabilecek, maksimum tazelikte kalacak şekilde bunu donduruyoruz. Yani bunu benim shaker'ımdan çıkmış hissini en iyi böyle yansıtabilirdim. Çünkü ben barda hazırlarken bunu hiçbir koruyucu madde koymuyorum. Ben diyorum ki sen kendin yap. Ve bununla aynı tadı yakalamaya çalış sadece. Hani çünkü bir reçeteyi ben bunları hali hazırda hepsinin neredeyse paylaşıyorum. Ve sadece oradaki en önemli detay ben gidiyorum en iyi meyveyi alıyorum. Büyük bir ihtimalle senin marketten alamayacağın bir meyveyi alıyorum. Çiftçiden alıyorum. Fabrikasından daha işleme tabi tutulmadan aldığım ürünler de var. En iyi malzemeyi en iyi şekilde harmanlayıp üretimhanede en iyi şekilde şişeliyorum, şokluyorum ve sana aslında senin hemen marketten alacağın bir malzeme olmaksızın en iyi ürünü getiriyorum. Ürün çeşitliliğimiz neler? Yani kaç tane ürünümüz var? Ya şu anlık internet satışı için 20 çeşitlik bir portföy oluşturduk. İşte bunun çoğu 6-7 tanesi sadece whisky bazlı olan. Yani whisky sour serisi var 6 tane. İşte bunun 4 tanesi ginli olan bir something with gin diye hatta kategorileştirdiğimiz bir bölüm var. Toplamda 20 çeşit var EasyMix olarak. Ama zaten bunları biz üretimhaneden 1000 çeşit de yapabiliriz. Yani çünkü asıl restoranlar için, kokteyl barlar için veya oteller için üretim yaptığımız için asıl zaten kurumsal kimliğe özel üretimler yapıyoruz. Onların yansıması aslında Twins Mutfak'ta var. Hani bizim için imzalaşmış kokteyller bunlar. Ama anlaşmalı noktalarımızda imza kokteyller yaratıyoruz. O imza kokteylleri bu formata çevirip onlara bu sefer sizlere sunabilecekleri bir background'la veriyoruz. EasyMix
İşletme özelinde söylersem standartizasyon garantisi veriyor. Atık yönetimi garantisi veriyor. İşletmenin içinde o sıkımların, o posalarının, bu atıyorum firesiz gelen kuru limonun, kuru portakalın, kuru meyvelerin bile çok büyük farkı var. Çünkü sadece atık yönetimine baktığın zaman korkunç bir zayi var. Tüm restoranlarda, tüm barlarda atık yönetimine odaklanıp çalıştırman gereken en az 2 kişi var. Böyle bir kosta da girmiyorsun. Üretim için böyle bir üretimi kendi içinde yapman için bir üretim alanı kurman gerekiyor. Üretimci çalıştırman gerekiyor. Sadece barları besleyecek bir üretimci çalıştırman gerekiyor. O da çok zor. Ben tüm sektörün standartizasyonlarının besleyecek bir yapı kurdum. Ve diyorum ki sana garanti ediyorum. EasyMix yani daha doğrusu TÜMİN senin bütün atık yönetimini toparlayacak, reçetelerin hepsini toparlayacak, seni 30 kat daha kâra geçirecek bir yapı kuracak, sana getirdiğimiz kârdan da bunları alacağız. Senin kârından biz para kazanıyoruz aslında. Ürün takiplerini yapabiliyoruz. Hatta şu an yeni üretimhanemizde bayağı meyvenin takibini de yapabileceğiz. 2019 Greyfurt'undan dolayı şu an bu böyle. Ona uygun işleyeceğiz bunu. Çünkü hani mesela bu dönem 2021 yılı kıtlıkla geçecek. Yani tabii bu turunca vuracak, domatese vuracak vesairesine bulacak. Vladimir'in tarifi değişecek. Çünkü meyve bu kıtlıkla mücadele ediyor yani. O da canlı. Bazısı eti çok iyi bilir, çok iyi et işler ve vesaire yapar. Biri sebzeyi çok iyi bilir, bununla çok iyi salatalar yapar. Ben de turuncu biliyorum. Turunç konusunda kendimizi çok daha geliştiriyoruz. Onu mevsimlerinde doğru şekilde alıp en iyi şekilde işleyip garantileyeceğiz. Ürün geldi. 2 saat içinde zaten kokteyle dönmesi gerekiyor bunların. Bunu hızlıca difrizden bir ürün aldın, çözdürdün mantığıyla birazcık sıcak suya maruz tutabilirsin. Şöyle sıcak suyu koyduğun zaman sadece şunu unutmamak lazım. Bu dışarıdan ısıyı o kadar yüksek alırken içinde hala buz kalıyor. Biraz ısıya maruz tutup çalkalayıp ondan sonra bir daha yapman lazım. Hani hızlı çözdürmen gerekiyorsa bunu 15 dakikada çözdürebilirsin sıcak suyla. Ama bunu hareket ettirmen lazım birazcık. Ama en sağlıklısı bunu akşamleyin difrizden buzdolabına al. 10-12 saat içinde kendi kendine rahat rahat çözünmüş olsun. 2 gün içinde de keyifle tüket. 1 yıl raf ömrü var. Difrizden yani şoktan çıkarmadığın sürece bir bozulma olmuyor. Çözüldükten sonra da 5 gün olan var, 7 gün olan var, 9 gün olan var. Ama biz hepsine standart 2 gün dedik. Bunu çözdürüyorsan iç. Biz bütün paketlerimizin içine bunun kullanım kılavuzunu atıyoruz. İçkili önerilerde çok fazla bulunamayacağımız için yasak ya. Dark marketing tarafına giriyor. Öyle bir şeyini kurguyu sadece ufak bir kataloğumuz var. Orada şöyle hazırlarsanız daha iyi olur. Alkol kelimesini kullanmadan bir formata çeviriyoruz. Onları uygularsanız kesin çıkar. Yani mesela 4 siyal içki koyarsanız buna 6 siyerde mix koyarak sadece çalkalıyorsunuz. Hiçbir şeye başka katmadan, üstüne bir şey ilave etmeden direkt içime hazır oluyor. Whisky Sour deneyecek olan favorisinin bir kere zaten bunun tadım kiti var. Altılı olan Whisky Sour serisi diye. O küçük kitlerden söylesin. 15 tane kokteyl çıkıyor. O seti söyleyerek kendine yapabilir. İlerleyen zamanlarda tek porsiyonluk hallerine de çevireceğiz. Şu anda sadece 1-2 tane otel için yapıyoruz bunu. Tadım kitlerini öyle de çıkartabiliriz. Kesinlikle Whisky Sour deneyen kendi favori Whisky Sour'ını oluşturmak için deneyim kitini alsın. Bundan sonra ya ben Whisky Satsuma'cıyım, ben Whisky Bergamotçuyum ona göre içinden seçersin ve bundan sonrasında öyle yaparsın. Daha aromatik, biraz acıya doğru gidenler, passion fruit seven, East of Eden veya YY diyecek. Daha detoks içerikler gibi ve zencefille zerdeçallı şeyleri sevecek olanlar. Moscow Mule'umuz var, %100 zencefille yaptığımız. Bir de antioksidan var. Antioksidan hani ben söylememe de gerek yok yani. İlk yudumda anlarsın. Zencefil, zerdeçal, dağ kekiği, limonata falan böyle favori bir kokteyl. Onu sevebilirler. O daha tropik orman meyveleri lezzeti isteyenler, onun için libido var. Yeşillerden gidersem yeşil erik, kuzu kulağı, limon otu olan bir bizim Gras var. Zaten hani Gras ikizlerin erikli kokteyli, erikli vodkası yani. O artık bizim imza kokteylimiz. Eğer ki zaten yeşil erik seviyorsan bunu sevmeme ihtimalin yok. İlk yudumda bir ısırık, yeşil erik ısırıyormuşsun gibi oluyor. O bizim imza kokteylim. İşte Satsuma zaten hani Bodrum'da Sandoz derler, Luka'da Satsuma vodka derler. Diğerleri Satsuma Breeze derler, bir şey derler. Satsuma'yı Satsuma yani. Hani bizde de Mandarin Express olarak bunun şeyi var. Vodka, gin, viski, tekile hepsiyle uyumlu bir denge balansı oluşturdu. Mandarin Express'i çok seviyorlar. Çok güzel geri dönüşlerimiz var onunla alakalı. Kokteyli ne kadar sürede ve nasıl yapılacağını aslında senden rica edelim. Hem nasıl yapıldığını direkt senden görmüş olalım. Hem ne kadar hızlı, ne kadar kısa sürede yapıldığını da görmüş olalım. Tamam. Ben şöyle bir tezgahımı önüme alayım. Burada zaten hani çok pratik bir şekilde nasıl yaparsınız onu göstereyim. Tamam. Ne yapayım? Mesela bir tane viski sarıp.
Hem de viski içeceğim. Çok basit bir mantığı var bunun. Dediğim gibi böyle bir jigger'ımız var. 4 CL'e 2 CL olaraktan bir ölçeklendirmesi var. Yani diyeceğiz ki biz bunda 4 CL viski koyuyoruz. Yani gördüğünüz gibi herkesin kendi 4 CL'i farklı. Benim 4 CL'im bu 4 CL'in çizgisi kadar. 4 CL viski. Ve 6 CL'de Gentleman Choice viski sour mix'i. Bundan da 6 CL. Vites bir düz diye düşünebiliriz. Bu zaten şu anda hali hazırda hazır. Her şeyi içinde. Buna sadece eklememiz gereken bolca buz. Yani bolca buz da bu shaker'a göre bolca buz. 4 tane. Yoğunluk ne kadar çoksa sulanma o kadar az olacak. Kapağını kapattık. Ve yallah tazik sallıyoruz. Bakıyorsun o size anlattığımız o kremalı forma geçiyor. Bak zaten kreması üstüne gelmeye başladı. Ayrışmalar gerçekleşiyor. Birazcık daha soğutacağım. 13 saniye kadar hızlı çalkalamak bu kokteylin hazır olması demek. Bir tane setup yapabilirsiniz böyle bir yükseltinin üstünde. Şık bir sunum hazırlamak için. Limonunu da yanına ayırdım şöyle ki koyacağım kokteylimi hazırlarken üstüne. Şöyle yapabilirim. Bardağımı bolca buzluyorum ilk önce. Şöyle beklerken shaker'ın içinde gördüğünüz gibi bir ayrışma oluyor. Süzerken şöyle süzerseniz krema aşağı doğru gidecek. Ben kremayı kokteylde istiyorum. Bu detay çok önemli. Buna dikkat edin diyor. Biz de bundaki kremayı istediğimiz için hafifçe çalkalıyoruz. Bunun sadece üstüne bir tane kuru limon bırakıyorsun. Tercihen limon zest de yapabilirsin. Limon yağlarını üstüne sağına soluna atabilirsin. Tadından yenmez. Bu benim en çok sevdiğim viski sour twist'i. İçinde milky oolong yani süt aromalı bir yeşil çay var. Limonotu var. Turunç karışımı var. Greyfurt portakal limon. Ve Chivas 12 var. Chivas 12 ile bu bence en güzel kombinlerden bir tanesi. Diğerlerinin hepsini zaten Jameson'la öneriyorum ama bunu Chivas 12 ile öneriyorum. Aa yok. Jameson candır yani. Hani Chivas yoksa Jameson var. Ama Chivas varsa Chivas'la dene bunu bir kere.